Dedim ki Allah Allah bu nedir diye bir eğildim bir baktım. Bir söktüm bir çıkarttım ki dinleme cihazı. Dedim ki tamam dinleme cihazsa dinlesin o zaman. 10 odalı bir koridor düşünün. O odalarda her birinde işte bilmem Mersin'den, bilmem Diyarbakır'dan, bilmem İzmit'ten kardeşler getirmişler. Bizleri hakimin karşısına böyle sıralı bir şekilde dizdiler. Karşımızdaki hakim bu sefer başladı sormaya. Dedi ki gözaltı süreniz dedi uzatıldı. Bunu onaylıyor musunuz? Kabul ediyor musunuz dedi. Herkese böyle tek tek böyle yaygın bir şekilde sordu. En başta ben dedim ki reddediyorum. Lavaboya gitmek istedim. Lavaboya gittim ve baktım ki aynada gerçekten de kendimi tanıyamadım. Ben hakimin karşısına şöyle çıktım. Hakim benim o durumumu gördüğü zaman öyle bir sinirlendi, öyle bir bunaldı ki, o an öyle bir bağırdı ki, o mahkeme salonu resmen onun sesiyle doldu, inledi. Bütün o mahkemenin içerisinde sol tarafımda tamamen assubay yığını, sağ tarafımda da avukat beni pür dikkat dinliyor. Tabi avukat daha önceden kendi eşimi aramış, demiş ki böyle böyle bu verdiği ifadeden dolayı çıkamaz demiş. Daha sonra şunu söyledim. Dedim ki anayasanın 25. maddesine göre ben zaten dinimi sözel, yazısal ve medyasal olarak paylaşabilirim, yayabilirim. Hakim o ara şöyle baktı bana. Dedi anayasayı kabul etmiyorsun ama anayasanın 25. maddesine de sığınıyorsun dedi. Dedim ki hakim bey. Ben size bir şey söyleyeyim.